Güneydoğu'da 7 tane firma da var. İç Anadolu bölgesinde 5 firma da var. Trakya birlikte çeşidimiz var. Onu da bırakın, şimdi lejim edebilir. Limagrain gibi uluslararası tohum firmasının şu anda bizim tekir çeşidimizi üretim hakkını devrettik. O onları pazarlıyor. Dünyanın devi tabii. Limagrain. Şimdi ona siz buğday tohum veriyorsunuz. Dünya devi, bakabilirsiniz LG'ye girin Limagrain olarak. Dünyada 3. sırada, 3'teler onlara siz buğday veriyorsunuz. Yani bu hakikaten çok güzel şey. Para değişmeyecek bir şeyler ama şimdi şeye bakıyorum, bazen gelen Ersin abimizle Necim Beyler daha sık geliyorlar. Paylaşıyoruz, sohbet ediyoruz onlarla. Arkadaşlar ben Edirne Avsalıyım. Sizler gibi o zaman çok küçüktük. Hayal edemiyorduk bazı şeyler ama hedefler koymuştuk kendimize. Gelirken buraya ceketle geldik. Şimdi şey gibi öykü oldu. Hakikaten ceketle geldik. Üniversiteye geldik 87 yılında. İşte eşimle burada tanıştık. O da benim bir alt devremdi. Evlendik ondan sonra ama ondan önce de işe başladık. O arada da hiç boş durmadık okul hayatında. Hep mücadele. Top oynuyorduk. Necmeli'ne gibi bedava top oynamıyorduk. Gidiyorduk ama mecbur çünkü çıkarmam lazım harçlıklarımı üniversitedeyken. Top oynamaya gidiyorduk Edirne'ye. Okan Kaytoncuoğlu'yla ben beraber top oynadım amatörde. Okan abiyle. Şimdi o var. Onun dışında bir sürü başka işler yapıyorduk. Ve ondan dolayı ticarette herhalde şeyi gözümüz kara, ticareti seçtik derken 91'de okul bitti. Hiç unutmuyorum babamın sözünü. Babam devlet memuru. Dedim baba ben özel sektöre gireceğim. Dedi ki ne işin var? Devlet dairesine gir. Aynen şey bu. Ondan sonra neyse biz özel sektörde yürüdük. Biraderim okul bitirdi. O da veteriner. Ona da bu sefer baba döndü tersi. Dedi ki aman kendi işini kur. Devlet memurundan bırak. Öyle bir şey. O zaman bize devlet memuru ol demişlerdi. Olmadık. Biradere de özel sektörün kendi işini yap dedi. Allah'ın bereket versin. Yürüdük. Ama hedefler koymak lazım. Hedeflerle yürümek lazım. Projelerle yürümek lazım. Şimdi az önce beyefendi söyledi. Ziraat yüksek mühendisi olmadığımız da bir zamanlar kayboldu. Şimdi kızartacak gene. Ama o zaman konjektür belki bilmiyor, tanımıyorlardı. Tekirdağ'ın o yazdıran beyefendi tanımıyordu. 8 yıl sonra o beyefendi beni arayıp tebrik etti. Bu bir şey değildir, ciddi söylüyorum. Bu kadar şey. 8 yıl sonra mı? O şeyi de yaşadık aday olduğumuz süre içerisinde. Ama şu var, yılmadık. Hakikaten güzel şeyler yapıyoruz. Ülke için yapıyoruz, şehir için yapıyoruz. Şimdi Şerif abi burada olsaydı benim Teknopark projem vardı 2004'te. Bu dedi kafayı yemiş, manyak dedi benden için. Ciddi söylüyorum böyle. Ondan sonra 5-6 yıl sonra köşesinde kendi yazdı. Çıkardık biz de köşe yazısında şeyi. Dedik Şerif abi bu nedir? Bize bunu demişsin zamanında. Şimdi sen bunu söylüyorsun. Ama işte ileri görmek önemli olan. Hedefleri iyi seçmek. Projeleri bulmak. Artı şehrimizin şu andaki yapısını hepimiz biliyoruz. Ya utanıyoruz bir misafirimiz geldiğinde.